Süper Lig'de Gençler Birliği kendisi aslında Manisa Spor'u konuk edecek. Manisa Spor ligden düşen ikinci takım oldu. Son iki haftaya girilirken artık düşmeleri kesinleşti. İç sahada bence yani pozisyonlara da girdiler maç içerisinde ama artık hem maddi anlamda sıkıntıların olduğunu biliyorduk biz. Hep bununla ilgili haberler okuyorduk. Küçük haberlerdi bunlar ama oyuncuların boykotu, antrenman boykotlarıyla birlikte artık düşme potasına da girdikten ve artık bu korkudan ziyade bir gerçeğe dönüştükten sonra da işler bütün gerçekler ortaya çıktı. İyi yönetilmeyen kulüplerde böyle sıkıntılar oluyor. Maddi anlamda bir çöküş oluyor. Her şey bir anda oluyor ve Manisa Spor yine ki ne yazık ki uzun süreli olmuyor, uzun soluklu olmuyor Manisa Spor'un Süper Lig maceraları. Normalde hani yani bir ilçesinin Akhisar'ın bile Bankasya'da şampiyonluk mücadelesi verdiğini düşünürsek hani Manisa şehrinin takımının daha iyi bir konumda olması gerekirdi ama onlar açısından kötü bir sezon sonu oldu. Kötü bir final oldu. Ki çok da kötü başlamamışlardı. Ama hep söyledik, Kemal Özdeş'ten yolları ayırmak en büyük hatalarıydı bence. Kemal Özdeş'te devam etselerdi benim düşüncem ligde kalmayı başaracakları şeklinde. Şimdi rakipleri Gençler Birliği ise açıkçası Gençler Birliği bence beklentilerin çok daha üzerinde bir sene geçirdi. Onlarla ilgili yapılan yorumlardan birisi kümede düşüp düşmemeyi oynamalarıyla ilgili ama onlar ki bazı oyuncuların röportajlarında da bunları birkaç defa duydum ben de. Hani oyuncular bunun kendilerini ekstra motive ettiğini ve kendilerini göstermek istediklerini söylüyorlar. Fuat Çapa'nın öğrencileri hem oynadıkları futbolla hem de lige kattıkları seyir zevkiyle bence çok fazla takdir hak ediyorlar bu sene için. Bu maçta da ben onları favori görüyorum. Onlar için şu anda ilk 8'de kalmak en önemli hedef ve ya bunu başarabilecek gibi bir görüntüleri var. Çünkü hani Manisa Spor diğer rakiplerinin işte Sivas'ın Belediye ile oynadığı, Eskişehir'in Kayseri deplasmanına gittiğini düşünürsek Gençler Birliği açısından önemli bir maç. Bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Gençler Birliği'nin maçın favorisi olduğunu ve maçı kazanacağını düşünüyorum.